Ölmüşler mi acaba? Yaşayıp yaşamadıkları da anlaşılmıyor ki. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya ne yapabiliriz ki? Ya etrafa bir göz atalım. Belki yardım edecek birilerini buluruz. Ya tehlikeyi kişilerle karşılaşırsak? Yine de onları burada bırakamayız. Evet, onları böyle bırakamayız. Neyse, biz yine de şu tarafa doğru bir bakalım kızlar. Bir oda varmış. Girsek mi acaba içeri? Girelim. Tamam ama çok dikkatli olmalıyız. Bu kapı ancak Honos'un sesiyle açılır. İçeri girmek istiyorsanız Honos konuşsun lütfen. Honos'un sesiyle açılıyormuş kapı. Tamam, ben hallederim. Açılmanı emrediyorum sana ey kapı. Buyurun yüce Honos. Acaba bu oda? Sadece Yüce Honos'un sesiyle açılabildiğine göre bayağı önemli bir oda olmalı. Kimsiniz? Ne işiniz var bu odada? Anneciğim, bu konuşuyor. Korkma Nazlıcığım, biz yanındayız. Size soruyorum, ne işiniz var odada? Biz dünyadan geliyoruz. Ben Selin, onlar da Leyla ve Nazlı. Ben de Ütopya'nın beyniyim. Bu gezegendeki her şeyi bilen tek otoriteyim. Madem her şeyi biliyorsun, o zaman Ütopya'da ne olduğunu da biliyorsundur, değil mi? Ne olmuş ki Ütopya'da? Hani her şeyi biliyordun, hiçbir şey bilmiyorsun işte. Ütopya'da herkes yerlerde yatıyor. Ben Ütopya'nın beyniyim, bana danışırlar. Ben sadece bilgi veririm. Ölmüşler mi yoksa baygın mı yatıyorlar, biz de anlamadık. Çok ilginç. Peki ne olduğuna dair hiçbir iz, hiçbir belirti yok mu? Yok. Aslında bir gaz var. Yani gaz mı duman mı tam olarak bilmiyoruz. Gaz mı? Çabuk bana o gazdan örnek getirsiniz. Ama nasıl getireceğiz? Şu kaba doldurup getirin. Getirdim. Gazı bana doğru bırak. Evet, şimdi anlaşıldı. Bu gaz tüm Ütopyalıları bayıltma gücüne sahiptir. Hatta derhal önlem alınmazsa kısa bir zaman sonra hepsi ölecektir. Nasıl olur bu? Ya bize neden bir şey olmadı peki? Çünkü siz dünyalısınız, o yüzden etkilenmediniz. Ama Ütopyalıların öyle bir şansı yok. Ütopyalıları nasıl kurtarabiliriz? Bu pek kolay değil ama denemekten başka çare de yok. Ben Selim'le için her şeyi yaparım. Onun için kızgın çöllerde bile gezerim. Güzel. O halde çölden hurma getirme görevini sana veriyorum küçük kız. Çölden... Hurma getirme görevi mi? Ama neden? Ütopya'yı gazdan kurtarmak için. İyi de Nazlı daha çok küçük. Onun yerine Leyla ve ben gidebiliriz. Evet, biz Nazlı'nın yerine gidebiliriz. Merak etme, sadece kardeşin Nazlı'ya değil, size de görev vereceğim. Bize de mi? Evet, sen Leyla. Evet. Sen kutuplara gidip oradan bir buz parçası getireceksin. Buz parçası mı? Evet, Selin sen de Kızıl Orman'a gidip oradan nefes otu toplayıp getireceksin. İyi de ben Kızıl Orman nerede ve nasıl gidilir bilmiyorum ki. Merak etmeyin, sizi ben gönderip tekrar da ben geri getireceğim. Fakat çok dikkatli olmalısınız. Gideceğiniz yerler son derece tehlikeli yerlerdir. Ben sizi orada karşılaşacağınız tehlikelerden koruyamam. O konuda iş size düşüyor. Hadi bakalım, bol şanslar. Nefes otu hangisi acaba? Bir sürü bitki var burada, nasıl bulacağım? Olamaz, bunlar et yiyen bitkiler. Ne kadar soğuk. Hemen bir buz parçası bulup gitsem iyi olacak. Hiç götürebileceğim gibi bir buz parçası yok ki. Aa!
sanki. Ya bu çölde hurma ağacı yok ki. Nereden bulacağım ana hurmayı? Ama nasıl alacağım? İşte buz parçası. Hadi bay bay. Aferin kızlar. Üçünüzü de tebrik ediyorum. Bu zor görevinizi layıkıyla yerine getirdiniz. Şimdi yapmanız gereken en önemli şey de sıra. Evet, ne yapacağız şimdi? Bu getirdiklerinizi gazın kaçak yaptığı yer neresiyse oraya götürüp sürerek yapıştırın. Peki oraya yapışır mı bunlar? Yapışır. Hadi, kaybedecek vakit yok. Elimizdekileri buraya mı yapıştıracağız abla? Evet Nazlıcığım, hazır mısınız? Evet. Hadi koyalım o zaman. Sen dünyaya gelmeyince biz de buraya geldik. Ama herkes baygındı. Biz de koridorda yürürken gizli odayı bulduk. Sonra içeri girdik ve Ütopya'nın beyniyle karşılaştık. Ya o da bize sizi kurtarmamız için bir görev verdi. Ben Kızıl Orman'dan nefes otu topladım. Ben de kutuplardan buz parçası getirdim. Ben de çocuğun hurma getirdim. Sonra beyin dedi ki bunları birleştirin. Biz de birleştirdik. Çok iyi ettiniz kızlar. Sizler olmasaydınız birkaç saat içinde yok olmuş olacaktık. Ve Ütopya derin bir sessizliğe gömülü ölü bir gezegen olacaktı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz Yüce Onos. Biz görevimizi yaptık. Hayır. Bu sizin göreviniz değil. Sizde insan olmanın erdemi var. Sizler birer kahramansınız. Bu yüzden size ne ödül versem azdır. Ama yine de bir ödülü hak etmiyorlar mı efendim? Elbette hak ettiler. Onlara beğeneceklerini düşündüğüm çok özel bir hediye vereceğim. Bu küreyi hediye ediyorum sevgili kızlar. Peki bu ne işe yarıyor? Gece lambası mı?
Nazlıcığım öyle sorulur mu? Hiçbir işe yaramasa da hediye hediyedir. Nazlı'nın hakkı var. Bu kürenin çok önemli bir işlevi var. Bu küreden bir tek dilek dileme hakkınız var. Üçünüz de aynı şeyi dilerseniz dileğiniz gerçekleşecektir. Yalnız üçünüz de birbirinize ne dilediğinizi söylemeyeceksiniz. Hadi artık gidin kızlar. Ütopya'da uzun süre kalmanız dünyanızın dengesini bozabilir. Tekrar teşekkürler Yüce Onuz. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Hadi dileğimizi hemen dileyelim. Yoksa evden biri bu küreyi görebilir. Evet, doğru söylüyorsun. Hepimiz aynı dileği dileyeceğiz değil mi? Siz ne dileyeceksiniz? Onu söyleyemeyiz. Yani söylersek gerçekleşmiyor. Ayrıca içimizden dilememiz lazım. İnşallah aynı dileği dileriz. Burası neresi? Bilmiyorum ama çok güzel bir yer. Ya sanki bulutların üstündeyiz. Kızlar baksanıza şurada biri var. Bir kadın galiba. Yanına gidelim mi? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.